Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Profesör Doktor Necmettin Erbakan ödülleri bu sene de sahiplerini buldu. Tören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra akademi, sanat, siyaset, iş, spor ve medya camiasından birçok önemli ismin katılımıyla Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yine yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program müzik dinletisiyle devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi ödülünü verdikten sonra kısa bir konuşma yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, onun hatırası yetiştirdiği insanlarla yaşıyor dedi. Hepimizde çok büyük hakkı var. Türkiye'ye çok büyük hizmetler oldu. Bütün İslam dünyasına büyük hizmetler oldu. Dolayısıyla bunlar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Gün geçtikçe çok daha fazla anlaşılacaktır. Bu uğurda şüphesiz ki önümüzdeki yıllarda daha neler yazılacak, neler çizilecek, bunları hep beraber göreceğiz. Mekanı cennet olsun hocamızın. Hepimizin üzerinde çok büyük hakkı oldu. Çok büyük insanlar yetiştirdi. Siyasete, devlete hep armağan etti. Bunları hepsini yakinen biliyorsunuz. Bir kez daha böyle bir törende kendisini anmaktan ve kendisi adına düzenlenen bu ödülleri vermekten büyük bir memnuniyet duydum. Hepinize hayırlı geceler, hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ödül töreninde konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yıkmak kolay ama yapmak hakikaten zordur, çaba ister" ifadelerini kullandı. Yıkmak kolay ama yapmak hakikaten zordur, çaba ister. Bugün İstanbul'da 400 yıl önce, 500 yıl önce yapılan eserlere bakarken imrenerek, gıpta ederek, hayranlık duyarak bakıyoruz. Bir Süleymaniye'ye, bir Sultanahmet'e, bir Ayşe Sultan Çeşmesi'ne bakarken duygudan duyguya, alemden aleme geçiyoruz. Necmettin Erbakan her konuda olduğu gibi sanatta, mimaride, edebiyatta ve kültürde de taklitçiliğe bu sebeple karşıydı. Rahmet ve minnetle anıyorum. Nur içinde yatsın.